Merhaba arkadaşlar ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalına Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda Çap Yayınları 9. sınıf 4. fasikül çözümlerine devam edeceğiz. Kazanım 28 ve 29 numaralı testleri çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda demiş ki bir içecek firması yapmış olduğu bir kampanyada 3 kapak getirene bir içecek bedava vermektedir. Toplamda 20 içecek kadar parası olan bir kişi en fazla kaç tane bu içecekten içebilir? Şimdi bu arkadaş gider 20 tane içecek alır değil mi? İlk başta bu kadar parası varsa o zaman 20 tane içti. Şuraya yazalım 20 tane içtiğini. Sonra 20 tane kapağı oldu. Bu 20 tane kapağı üçer üçer gruplandırsa 6 tane daha gider içecek alır değil mi? Ama 2 tane kapağı burada arttı. Öyleyse 6 içecek daha içti bakın. Şuradan 6 tane içecek almış oldu. Sonra bu 6 tane içecekten 6 tane kapak elde etti. 2 tane burada artan kapakları var. Öyleyse toplam 8 kapağı var. 8 kapağı da yine 3'er 3'er gruplandırırsa 2 tane daha içecek alır. Değil mi? Bakın 2 tane daha içecek aldı işte. O zaman bu 2 tane içecekten 2 tane kapak ortaya çıktı. 2 tane de burada artan kapağı var. 4 tane. Pardon 2 yazmam gerekiyordu. 2 tane daha burada artan vardı. Toplam 4 kapağı var. 4 kapağı da yine 3 tanesini götürüp verirse 1 tane daha içecek içer. Sonra da 1 tane kapağı artmış olur. Bir tane de içecek içtiği için iki tane kapak var elinde ama bunlardan yeni bir içecek alamayacaktır. Öyleyse toplam içtiği içecek sayısı en fazla 28-29 tane oluyor. Geçelim ikinci sorumuza. Sınava hazırlanan Burak hafta içi çözdüğü soru sayısını takip etmek için her günün sonunda çözdüğü soru sayısı not etmektedir. Gün sonunda yazdığı soru sayısı o günle birlikte o günden önce çözülen soru sayılarının toplamı şeklindeymiş. Evet bu cümle çok önemli o günle birlikte o günden önce çözülen soru sayılarının toplamı. Yani burada salıyı A derken salı günü A çözmemiş. Bu A sayısı pazartesi salının toplamı. Bu 250 sayısı da pazartesi salı çarşambanın toplamı. Dolayısıyla B sayısı pazartesi salı çarşamba perşembenin toplamı. 450 de hepsinin toplamı. Pazartesi salı çarşamba perşembe cumanın toplamı şeklinde. Devam edelim. Salı çözülen soru sayısı perşembe çözülen soru sayısının 2 katı kadarmış. Cuma çözülen soru sayısı da perşembe çözülen soru sayısının 3 katı kadarmış. Şimdi o zaman şuraya gün gün yazalım. Pazartesi, pazartesi toplam 80 soru çözmüş zaten belli. Şimdi salı ile pazartesinin toplamı eğer A ise ben A'dan 80'i çıkartırsam pazartesi çözdüğünü, salı günü çözdüğünü bulmuş olurum. Salı günü demek ki A ise 80 tane çözmüş. Şimdi Çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba. 3'ünün toplamı 250. 250'den pazartesi ve salının toplamını çıkartırsam. Pazartesi ve salının toplamı zaten A ya. O zaman çarşamba günü çözdüğünü bulmuş olurum. Çarşamba günü de 250 eksi A tane çözmüş olur. Gelelim perşembeye. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembenin toplamı B. O zaman pazartesi, salı, çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba toplamı 250. B'den 250'yi çıkartırsam 3 günün toplamını. Geriye perşembe günü çözdüğü soru sayısı kalır. Cuma günü çözdüğü soru sayısını bulmak için de hani bu hepsinin toplamı 450 ya. E, bu 4 günün toplamı da B'ye eşit. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembenin. 450'den de B'yi çıkartırsam Cuma günü çözdüğü soru sayısını bulurum. Şimdi şu cümleyi tekrar okuyorum. Salı çözülen soru sayısı. Yani A-80. Perşembe çözülen soru sayısının 2 katı. Yani b eksi 250'nin 2 katı. Buraya onu yazalım önce. b eksi 250'nin 2 katı. Sonra cuma çözülen soru sayısı. Yani 450 eksi v'de. Perşembe çözülen soru sayısının 3 katı. Yani 3 katıymış b eksi 250'nin. O zaman alttaki denklem çözülebilir. Çünkü burada sadece bilinmeyen b var. Tek bilinmeyen bir denklem. 3B burada dursun. Eksi B de karşıya geçerse 4B olur. 750 karşı artı 7 olarak geçerse 1200 yapar. Her iki tarafı da 4'e bölersem B 300 bulunur. Bulduğum B sayısını şurada yerine yazarsam A'yı bulabilirim. Şuradan devam ediyorum. A 80 eşittir. 2 çarpı 300 eksi 250'den 50 yapacaktır. O zaman eksi de karşı artı 80 olarak geçirirsem A sayısı da 180 bulunur. 29 numaralı testimizin ilk sorusunda demiş ki bir ipin bir ucundan 10 santimetre kesiliyor. Buna göre orta noktası önceki duruma göre ne kadar değişir? Sevgili arkadaşlar bu orta nokta sorularında bir örnek vererek açıklayayım ben size. Mesela diyelim ki telimizin uzunluğu 50 santimetre olsa. Telimizin orta noktası kaçıncı santimetrede olur? 25 santimetrede olur. Eğer biz bu telin ucundan 10 santimetre kesersek. Buradan 10 kestik diyelim ki burası da. 40 santimetre kaldı. O zaman orta noktası nerede oldu şimdi? 20. santimetrede oldu. Eskiden neredeydi orta nokta? Şuradaydı değil mi? 25. santimetredeydi. Ne kadar kaydı? Orta noktamız 5 santimetre kaydı. Ne tarafa doğru kaydı? Bu tarafa doğru. Demek ki bu tel kesme sorularında kural şu. Orta nokta mutlaka kesilen parçanın yarısı kadar kayıyor. 10 santimetre kesersen orta nokta 5 santimetre yer değiştirir. Ama kesilen tarafın zıttına doğru yön değiştiriyor. Diğer tarafa gidiyor. Yönü de önemli. Kesilen taraftan değil de kesilen tarafın diğer tarafına doğru 5 santimetre kayar. Yani eğer bir ipin ucundan 30 santimetre kesseydik orta nokta 10 15 santimetre kayacaktı unutmayalım. Geldik ikinci soruya. Bir telin yarısı kesilince orta noktası 10 santimetre kayıyor. O zaman düşünelim sevgili arkadaşlar. Bir önceki kurala göre bir telden kesilen parçanın yarısı kadar orta nokta kayıyorsa ve orta noktada 10 santimetre kaydığına göre demek ki kesilen 20 parça 20 santim olması gerekmez mi? Kesilen 20 santimetre olursa orta nokta yarısı kadar kayar. Yani 10 santimetre kayar ki burada da 10 santimetre kaymış. Demek ki kesilen parça da telin yarısı olduğuna göre telin tamamına da 40 santimetre deriz. Cevabımız da C seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda bir demir çubuğun bir ucundan bir miktar parça kesiliyor. Kesilen parçanın 3 katı kadar parça da diğer taraftan kesiliyor. Çubuğun orta noktası ilk duruma göre 8 cm yer değiştirmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar biz ne demiştik? Telden kesilen parçanın yarısı kadar kayar demiştik. O zaman ben telden hani bir miktar kesiliyor diyor ya bu miktar kesilen miktarın yarısı kolay alınsın diye 2x kesildiğini düşünüyorum. Bu durumda orta nokta bunun yarısı kadar diğer tarafa doğru kaydı. Bu kadar x santimetre bu tarafa kaydı. Sonra kalan telin şuraya kalan teli çizelim. Telin eski orta noktası şuradaydı. Şimdi bu tarafa doğru x santimetre kaydı, buraya geldi. Şimdi kalan telin 3 katı kesilen parçanın 3 katı kadar parça diğer taraftan yani buradan da 6x keseceğiz. Buradan 6x kesersek, o zaman orta nokta 3x kayacak ama diğer tarafa doğru 3x kayacak. Bu tarafa doğru 3x kaydı. O zaman toplamda orta nokta ne kadar yer değiştirmiş oldu arkadaşlar? Eskiden orta nokta buradaydı, 2x yer değiştirmiş oldu ve orta noktanın değiştirme uzunluğunu 8 olarak bize vermiş. Eğer 2x demek 8 ise, x'i buradan 4 buluruz. O zaman ilk kesilen parça 8 santim olur. İkinci kesilen parça da 6 kere 4, 24 santimetre olur. Toplam kesilen parça 24 artı 8 32 santimetre olur diyeceğiz. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.